Nuh kavmi, yine Nuh 22'de şöyle geçiyor ayette, büyük bir hileye saptı. Evet, Nuh kavmi büyük bir hileye saptı. Çünkü Allah'a davet olunan kimse için hiledir. Bakın şimdi bir bakış açısı getirdi. Allah'a davet olunan kimse için hiledir. Çünkü o önce yok olmuş değil ki gayeye davet olunsun. Yani Allah'tan ayrı değil ki Allah'a davet. Ey gel seni Allah'a davet ediyorum dedin. Şimdi o Allah'tan ayrı değil ki. Ha bilinçte, idrakte bilmemek ayrı. Orası ayrı bir şey. Şimdi burada hakikati itibariyle diyor ki davet bir hiledir, büyük bir hiledir. Çünkü o önce yok olmuş değil ki gayeye davet olsun. Yine Nuh 8'de şöyle geçiyor. Açıkça davet ettim. Mealindeki ayet bu itibariyle aynı hiledir. Evet, Nuh Aleyhisselam'ın dilinden öyle diyor. Açıkça davet ettim. Al işte diyor, bu hiledir. Davet. Nasıl ki Hazreti Peygamber her işin Allah'a mahsus olduğuna tenbih ve işaret buyurdu. O halde Nuh kavmini hile ile davet ettiği için kavmi de hile ile icabet gösterdi. Evet, Nuh Aleyhisselam bu durumda kavmini açıkça davet ettim derken Allah'a davette bir hile söz konusu olduğundan Nuh kavmini hile ile davet ettiği için diyor, kavmi de hile ile icabet gösterdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelince bildi ki Allah'a davet onun hüviyeti cihetinden değil, ancak isim ve sıfatları yönündendir. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın dilinden Nuh 8'de diyor ya, açıkça davet ettim. Ama Resulullah Efendimiz'in davetinde ki davet nedir diyor, onun hüviyeti cihetinden değil. Hüviyetine değil, zatına davet değil. İsim ve sıfatları yönünden davet söz konusu. Bu itibarla Allah Meryem 85'te şöyle buyuruyor. Biz o günde takva ehli müminleri bölük bölük Rahman'a toplarız buyurdu. Ve bunu son mertebeyi ifade eden harfi gaye ila ile birlikte zikretti ve Er-Rahman ismiyle beraber söyledi. Şu halde biz bildik ki alem insanların takva ehli olmasını gerektiren ilahi bir ismin tasarrufu altındadır.